Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Deneme 1-2-3 serimizde 41.'si ile devam ediyoruz. TG denemelerinden oluştuğunu yine hatırlatıyoruz. Birinci sorumuzda Türkiye'nin coğrafi konumu ve sosyokültürel yapısı düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizi dolaylı olarak ilgilendiren sorunlar arasında yer almaz? Şimdi jeopolitik konumda bizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren sorunlar var. Doğrudan ilgilendiriyorsa arkadaşlar ya kara ya da deniz sınırımız var. Dolaylı olarak ilgilendiriyorsa ya dini ya kültürel ya da baktığımızda ekonomik anlamda bazı ortak noktalarımız oluyor. Bosna Hersek sorunu bizi dolaylı olarak ilgilendiriyor çünkü direkt kara ya da deniz sınırımız yok. Kafkasya'daki Karabağ işgali yine dolaylı olarak ilgilendiriyor. Onun dışında Orta Doğu'daki Filistin sorunu dolaylı, Kosova sorunu dolaylı ama Ege'de kıta sahanlığı sorunumuz direkt bizi yani doğrudan bizi ilgilendiren bir sorundur. Çünkü Yunanistan'la aramızdaki bu sorun için özellikle deniz sınırı kıta sahanlığı neydi? Kıyıdan başlayıp 200 metreye kadar, 200 metre derinliğe kadar olan alanlardı ve ülkelerin karasuları kısmına dahil oluyordu. O yüzden sık sık sorun yaşadığımız ve doğrudan bizi ilgilendiren bir sorun diyebiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye kıyılarının özellikleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir? Karadeniz kıyılarının doğusunda falezler görülürken Orta Karadeniz'de delta oluşumlarına rastlanır. Bafra ve delta ovasını örnek verirsek çarşamba olabilir. İstanbul ve Çanakkale boğazları eski akarsu vadilerinin deniz altında kalmasıyla oluşan Ria kıyı tipine örnektir. Doğru bir bilgi. Tekke Yarımadası'nın güneyinde Haliçli kıyılar yaygın olarak görülür ki Türkiye'de Okyanusa kıyımızın olmamasından dolayı Haliç ya da Haliçli kıyı tipi görülmüyor. Gerçek kıyı uzunluğu en fazla olan Ege kıyılarıdır girinti çıkıntıya bağlı olarak. Kıyı girinti çıkıntısının Ege'den sonra en fazla olduğu yer Marmara Denizi kıyılarıdır. Bu da doğru bir bilgidir ama Haliç, Vatlı, bunun dışında Fjord, Skyr ve Resifli kıyılar Türkiye'de görülmeyen kıyı tiplerini oluşturmakta. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de yaz aylarında yaşanan bir durum değildir? Kuzeydoğu Anadolu'da yükselim yağışlarının görülmesi ki özellikle Erzurum Kars çevresinde yükselim yağışlarını, konveksiyonel yağışları biz yazın görüyoruz. Yükseltiye bağlı daha geç ısındığı için bu yağışlar orada yaz döneminde ağırlık kazanıyor. Muğla'da nüfus yoğunluğunun belirgin bir şekilde artması demiş. Yaz döneminde turizme, özellikle deniz turizmine bağlı olarak burada nüfus artıyor. Güneydoğu Anadolu'da tarımda sulama gereksinimin artması yaz döneminde daha da artıyor çünkü buharlaşma artıyor bu alanda. Dalaman Havaalanı'ndaki uçuş trafiği yine deniz turizmi ve buna bağlı olarak ilk etapta artış gösteriyor. Gedi Zırmağı'nda kar erimelerine bağlı olarak taşkınların artması demiş. Gedi Zırmağı zaten daha çok yağmur sularıyla besleniyor. Kar erimelerine bağlı olarak Gedi Zırmağı'nda taşkınlar olmuyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza geldik. Aşağıdaki grafiklerde ülkemizdeki bir ilin yağış rejimi ve rüzgar gülü gösterilmiş. Bu grafiklere bakılarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez diyor. En fazla yağışı kış döneminde aldığı için bu Akdeniz iklimine ait bir grafik ya da Akdeniz iklimine ait olduğunu söyleyebiliriz ki kodlamamız vardı. Daha önceki videolarda da bahsetmiştik yine kanalda da arama yapıp bulabilirsiniz. Özellikle coğrafyanın şifreleri kısmında bulunuyor arkadaşlar. Burada ıska kodlamasında ılıman karasal, sert karasal, Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi şeklinde sıralıyoruz. Ve bunların en fazla yağış aldığı dönemler için ilkbahardan başlayarak sırasıyla mevsimleri yazıyoruz. İşte ılıman karasal ilkbahar, onun dışında sert karasal yaz, Karadeniz iklimi sonbahar, Akdeniz iklimi en fazla yağışı kış döneminde alıyordu. Bir de rüzgar frekans gülü verilmiş. Kuzey, batı ve güneydoğu yönlerinden daha fazla esen bir rüzgar durum var. Diğer yönlerden ise daha az esmiş ki burada da baktığımızda özellikle olarak kuzey batı güneydoğu yönünde hakim rüzgar yönünün olduğunu söylemek mümkündür. Şimdi söylenemez dediği için hemen kıyaslayalım. Akdeniz rejimine sahiptir demiş ki buradan biz bunu bulmuştuk. Bu doğru bir bilgi. Kuzey batı güneydoğu yönlerinden esen rüzgar frekansları kuzeydoğu güneybatı yönlerinden daha fazladır demiş. Kuzeydoğu güneybatı daha az esmişken kuzeybatı ve güneydoğudan daha fazla estiğini söylemek mümkündür. İlde en fazla kıble rüzgarı etkili olmaktadır. Hemen burada kayıp sakal kodlamasını hatırlıyoruz arkadaşlar. Saat yönüne dönerek sessiz harfleri kullanıyorduk. Şimdi bu kareyel oldu. Bu yıldız oldu.
Poyraz oldu, Samyeli oldu, Kıble oldu, Lodos oldu. Buna göre ilde en fazla Kıble değil, Karayel ve Samyeli rüzgarları esmekte. Çünkü Kıble'nin çok fazla estiğini söyleyemiyoruz. Bu yanlış olan, yani doğru cevabımız. Karayel rüzgarı gün doğusu rüzgarından daha fazla etkili olmaktadır. Ki Karayel daha fazla esmiş, gün doğusu dediği ki doğudan esen rüzgar daha az esmiş, doğrudur. İlkbahar mevsimindeki yağış miktarı, sonbahar ve yaz yağışlarının toplam miktarından azdır demiş ki burada baktığımızda %51'lik bir oran var arkadaşlar. Miktar ne olursa olsun kışın en fazla yağış miktarı olacaktır. Bunun yanında ilkbahar mevsimindeki yağış miktarına baktığımızda diğer ikisinin toplamından daha az olacaktır. Yani 100 de olsa 200 de olsa %19'luk rakam %20'den az olacak miktar olarak. O yüzden bu da doğru bir bilgi olmuş. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet, 5. sorumuzda yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen alanların hangisine kırsal nüfus oranı diğerlerinden daha fazladır? Türkiye'de kırsal nüfus oranının en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz. Onu takip eden Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Bu nedenle burada doğru cevabımız 5 numaralı alanımız oldu. E şıkkı doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, 6. sorumuza geldik. Haritada soru işaretiyle gösterilen il hangisidir demiş. Şimdi bu tarz sorular birebir belki sorulmayabilir. Ama birçok konuda biz illerin yerini bilmeliyiz. Bunu sık sık söylüyoruz. Çünkü illerin yerini bilmeden o konuyu bilmeniz çok fazla bir şey ifade etmeyebilir arkadaşlar. Burada da hemen illeri kıyaslayalım. Şimdi Osmaniye ile başlarsak, Osmaniye nerede arkadaşlar? Adana'ya komşu olan bir ilimiz, Osmaniye'nin bulunduğu alan. Niğde, özellikle Konya, Aksaray ve daha sonra Niğde'yi almak mümkündür. Niğde bulunduğu yer itibariyle haritamızda burada yer alıyor. Adana ki herkes biliyordur, Mersin'in doğusunda yer alan ilimizdir. Karaman ki soru işaretiyle gösterilen Konya Mersin arasında bulunan ilimizdir. Hatay ise Türkiye'nin en güneyinde bulunan ilimiz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olarak dikkate alınabilir. 7. sorumuzda insanların ülke sınırları içerisinde bir yerden başka bir yere göç etmesi iç göçleri oluşturur. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de gerçekleşen iç göçlerin nedenleri arasında gösterilemez? Toprağın verimsizleşerek artık değerini kaybetmesi olur. Miras yoluyla toprağın bölünmesi olur ama günümüz itibariyle bunların ön planda olduğunu söyleyemeyiz. Ha, az çok, yani daha da önemi azaldı diyebilirim. Doğal afetler ki depremler sonucu özellikle çok fazla kişi Türkiye'de göç ediyor. Kırsal alandaki hızlı nüfus artışı ve iş imkanlarının buna yetişememesi yine bir sebeptir. Kırsal alanda yaşanan konut sıkıntısı demiş. Öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kentsel alanlarda bir konut sıkıntısı var. Kırsal alanda kimse işte yaşayacak ev bulamadığı için göç etmiyor. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 8. sorumuzda aşağıda verilen ülkemizdeki bazı akarsular ve ön plana çıkan özelliği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Asi Nehri Türkiye sınırı dışından doğup ülkemiz sınırı içerisinden Akdeniz'e dökülür ki Lübnan dağlarından kaynağını alır. Çoru Türkiye sınırı içerisinden doğar, ülkemiz sınırı dışında Karadeniz'e dökülür. Gürcistan'dan Karadeniz'e dökülüyor. Doğru bilgi olmuş. Bunun yanında Kızılırmak tamamı ülkemiz sınırı içerisinde bulunan en uzun akarsudur. Meriç komşu ülke ile doğal sınır oluşturan tek akarsudur demiş. Yanlış ki özellikle arkadaşlar burada Asi Nehri'nin bir kısmı, yani örnekleri çoğaltabiliriz. Yine Kura, Arpaçay, bu da sınır oluşturuyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Ülke sınırı dışından Basra Körfezi'ne dökülen Fırat ve Dicle'yi de doğru olarak dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. 9. sorumuzda Set gölleri verilmiş. Hayalan, Kıyı Set, Alüvyal Set, tabii bir de Lav Set, Volkanik Set var. Yukarıdaki ülkemizde görülen bazı göl oluşum tipleri ve örnekleri gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki göllerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelebilecek göllerden biri değildir demiş. Heyelan Set'te Abant, Tortum, Sera, Yedigöller gibi göllerimiz var. Kıyı Set'te Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos ya da diğer adıyla Durusu. Bunun yanında Alüvyal Set göllerinde Mogan, Eymir, Marmara, Köyceğiz, Bafa gibi gölleri buraya yazabiliriz. İznik tektonik oluşumlu olduğu için o Set göllerine yazmamız mümkün değil. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 10. sorumuzda Türkiye'de hidroelektrik santrali amaçlı baraj yapımında baraj çevrelerinde öncelikli olarak ağaçlandırma çalışmaları yapılır. Bu durumun nedeni olarak hangisi gösterilebilir? Şimdi Türkiye'de akarsular çok fazla aşındırma yapıyor ve bunun sonucunda o alanlardan toprak alınıp götürülüyor. Ki bu da özellikle barajın ömrünü kısaltıyor. Çünkü oradan erozyonla gelen toprak ki birikerek
barajın su tutma kapasitesini azalıyor. Yani barajı dolduruyor, o biriken su alanını doldurarak su tutma kapasitesini azaltıyor. Bu da barajın ömrünü kısaltıyor. Örneğin Avrupa'da hidroelektrik santrallerin ömrü ortalama 33-34 yılken Türkiye'de bu 11 yıla kadar düşüyor. Yani neredeyse 3 katı bir erozyon şiddetini görmek mümkün Türkiye'de Avrupa ile kıyaslarsak. Buna bağlı olarak da baraj çevresindeki erozyonu yavaşlatarak barajların ömrünü uzatmak bu ağaçlandırma çalışmalarının nedenini oluşturuyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. A şıkkında geçen rekreasyon faaliyetleri demiş. Rekreasyon insanların kendini yenilemesi, dinlenmesi için kurulan yerlerdir. Tabii barajların etrafının ağaçlandırılması ki gerekli bir şey ama bu rekreasyon amaçlı illa ağaçlandırılacak diye bir şey yok. Ağaç olmadan da o akarsuyun kenarında insanların dinlenmesi için bazı yerler yapılabilir ya da kullanılabilir. 11. sorumuzda. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Nadas tarım metodu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Verimi en düşük tarım metodudur demiş. Verim oldukça düşük ki olumsuz ya da uygun olmayan bir tarım yöntemi. Bir yıl bir ürün, diğer yıl başka ürün ekilir demiş ki Nadas'ta böyle bir şey yok, boş bırakma var. Bu nöbetleşe ya da münavebeli ekim dediğimiz sistemde geçerlidir. Tamamen iklime bağımlılık gösterir. Doğru bir bilgidir. Yağışın az, sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanır. En fazla İç Anadolu, en az Karadeniz'de karşımıza çıkıyor. Ama B'deki Nadas'ın tanımı değil. Nadas kısaca bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılması ya da belli bir süre boş bırakılarak belli bir süre tarım yapılması anlamında kullanılıyor. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 12. sorumuzda taralı bir alan var. Haritada taralı olarak gösterilen alanda bazı yıllarda tarımsal üretimin azalmasında hangileri etkili olmaktadır? Ki bu alandaki ürünler kışlık isteyen ürünlerdir ve soğuğa karşı, don olaylarına karşı dayanıksızdır. Bu nedenle burada gerçekleşen sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda don olayı ürünlere çok fazla zarar verir. O nedenle bir kesinlikle don olaylarını alacağız. Bunun yanında yine haberlerde sık sık çıkabilir. Bunları görmüş olabilirsiniz. Antalya'daki seralar selden dolayı, taşkınlardan dolayı zarar görüyor. Bu nedenle buradaki üretim azalıyor. O yüzden 2 ve 3, yani D şıkkını burada doğru cevap olarak almak mümkündür. 13. sorumuzda ülkemizde kıyı balıkçılığı yaygın olduğu için balıkçılık yeterince gelişmemiştir diyen bir araştırmacının kıyı balıkçılığı ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde kıyı balıkçılığı yaygın olduğu için balıkçılık yeterince gelişmemiştir diyen bir araştırmacının kıyı balıkçılığı için kastettiği şey nedir? Kıyı balıkçılığı arkadaşlar denizlerde, özellikle kendi karasularımızda avlanmayı ifade eder. Açık deniz balıkçılığı ise karasularımızın dışına çıkıp özellikle okyanuslarda avlanmayı ifade eden bir balıkçılık türüdür ya da balıkçılık yöntemidir daha doğrusu. Bu da özellikle kıyılarda uluslararası sulara açılmadan kendi karasularımızda avlanmayı ifade etmekte. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 14. sorumuzda yeraltı kaynaklarından biri olan doğalgaz ile ilgili olarak aşağıda verilen ülkemize ait özelliklerden hangisi yanlıştır? Tüketim ihtiyacının büyük bir kısmı Rusya ve İran'dan sağlanır ki biz en çok doğalgazı Rusya'dan, daha sonra İran'dan alıyoruz. Lignit ve taş kömürüne göre karbondioksit emisyonu düşüktür. Evet, doğalgaz bu iki kaynağa göre daha temiz bir enerji kaynağıdır. Çatalhazı, Soma, Seyit Ömer gibi termik santrallerde arkadaşlar doğalgaz kullanılmıyor. Çatalhazı'nda taş kömürü, Soma ve Seyit Ömer'de lignit kullanılıyor. O yüzden bu yanlış bir bilgi. En fazla doğalgaz çıkarımı Marmara bölgesinde Kırklareli Hamitabat havzasında bulunuyor. Kırklareli, Düzce, Tekirdağ önemli çıkarım alanları olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Mardin, Çamurlu burada söylenebilir. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 15. sorumuzda yukarıda verilen illerde yer alan ortak sanayi kolu hangisidir demiş. Batman, Kırıkkale, İzmit ve İzmir'de petrol rafinerileri ya da petrokimya sanayisi var arkadaşlar. Ki Batman, Kırıkkale, Orta Anadolu, İzmit, İpraş, İzmir, Aliağa, petrol rafinerisi dediğimizde aklımıza bu dördü gelmelidir. O yüzden D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Cam için Sinop, Kırklareli, onun dışında İstanbul, Mersin, Denizli gibi alanlar öne çıkabiliyor. Bunun yanında demir çelik demesi için dediğinde İzmir tamam, ama bunun yanında baktığımızda Karabük Ereğli'yi es geçmemek gerekiyor. Tabii örnekler çoğaltılabilir. Evet, 16. sorumuzda taralı alanlarımız var.
Haritada gösterilen taralı alanların ulaşımla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır demiş. Önemli limanlara sahip olmaları dediğinde Hakkari'de zaten denize kıyısı yok, bunu eledim. Karayolu ulaşımında otobanlara sahip olması demiş, yanlış. Çünkü şu an otoban İstanbul-İzmir arasında var. İzmir-Çeşme arasında var. Bunun yanında Edirne'den başlayıp özellikle Ankara'ya kadar bir otoban alanı var. Bir de doğuda özellikle Niğde, Adana'dan başlayıp Şanlıurfa'ya kadar uzanan bir otoban söz konusu. Ama Hakkari'ye ya da Doğu Karadeniz'e bir otoban bulunmuyor. Kış mevsiminde ulaşımın aksaması demiş ki bunların hepsinde kışın kar yağışı ya da ulaşımı aksatacak bir durum söz konusu değil. Demir yolu ulaşımının bulunmaması demiş ki bu alanların hiçbirinde demir yolu yok arkadaşlar. Doğu Karadeniz'in hiçbir ilinde yok, Hakkari'de yok, Teke ve Taşeli'de yok, Menteşe'de yok, Çanakkale'de yok. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 17. sorumuzda bir coğrafi bölgede yeraltı zenginliğinin az veya çok olması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle alakalıdır? Öncelikle arkadaşlar jeolojik yapısıyla alakalıdır. Özellikle Doğu Anadolu'da volkanik arazilerin fazla olması oradaki yeraltı zenginliklerin çeşitli olmasında bir etkendir. Jeolojik dediğimiz oluşumuyla alakalı. İşte farklı zamanlara ait araziler varsa farklı yeraltı kaynakları oluşabiliyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 18. sorumuzda İstanbul'daki bir turizm bürosuna gelen bir turiste bölgedeki turizm potansiyelleriyle ilgili bilgi veren bir danışmanın verdiği turizm alanı ve mevcut turizm potansiyeli bilgilerinden hangisi yanlıştır? Çanakkale, Truva, Gelibolu tarihi turizm alanları mevcut. Yalova'da termal turizm alanları mevcut. Bursa'da tarihi alanlar ve kış turizm alanı Uludağ'ı biliyoruz. Edirne'de rafting olmaz çünkü oradaki akarsu buna uygun değil. Rafting için eğimli ve akış hızı fazla olan akarsuları tercih etmek gerekiyor. Balıkesir'de Kaz Dağı ve Kuş Cenneti doğal turizm açısından da önem taşıyor. Kaz Dağı oksijen oranı bakımından Türkiye'de sayılı alanlardan birisi diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.